Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve Allah alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Rizası dairesinde tefik hareket ettirsin. Evlerimize Risale-i Nur'un ve Kur'an-ı Nur'un hakim yapsın. Hizmet-i imaniye Kur'an'dan hasıl olan iştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Keçiören Ankara'dayız. Sıkıntı, asrın belası zahirde. Bir araba görüp de çalışırsa, ısınmadığını duydunuz mu? Elektrikli dayı olsa? Yok, ısınır ya. Demek ki sıkıntı insanı olur. Çalışan bir kafada ama doğru veya yanlış. Çalışan bir vicdanda vesaire olur. Şimdi sıkıntı, nereye gidersen pilerine basma. Kimi kendisinden, Kimi eşinden, kimin ekonomisinden, kimisi de iş böyle akrabayı talukatına vesaire sıkıntı. Hepsinin adı sıkıntı. Oysa sıkıntı öyle değil. Sıkıntı bir latifedir. Ee, i̇nsanı canlı tutar. Yani şöyle düşünün. İnsanda ulaşılamayan ulaşılamaz yok veya haram kavramı yok. Yani haramlar kalkmış. Haram yok. Her şey mübah. O insan ne olur? Hayat anlamını yitirir. İntihar seçenek olur. Leş olur. Haram kavramı F1 eşittir F2 fizikte kanun var ya. Ona karşı direnirken elde edilen enerji ibadetle elde edilen enerjiye benzemez. Çok yüksektir. Yani bir şeyi terk etmekte yapılan direnç. Mesela yapamam, diyemem, Yemem gibi böyle haramlarımıza karşı yaptığımız direnç la ilahe'dir. İbadetler ise illallah'dır. Ondandır ki küfrü terk edecek sonra iman olacak. Terkler insanı canlı tutuyor. Yani direnç veriyor sana. O direnç mesela şöyle misal vereyim. Karşından bir tane haram açık saçık geliyor. Dilimizdeki haram İçimizden bir dürtü çıkar dürtü böyle. Bak onu, bu konu veya ne bileyim bir menfaati dünyevi olur. Faiz ver, ver, al, al veya içimizden zekat ver mi, verme, verme. Veya şu ağzını payını ver, ver, ver. Böyle bir dürtü var, bu enerji var. Ona karşı direnirsen mesela geliyor haram. Bakmadın. O çıktı ya enerji. Bak, 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 bak. O enerji çıktı. Bakmadın kafayı çevirdin gitti o. O enerji geriye gider mi? Gitmez. Onun adı kemalat insaniyettir. Şeytan kemalat insanı hizmet etti. di hayri külliyene hizmet etti. Yani o dirençle ortaya çıkan o enerjiyi yerinde kullanmayınca tersine inkılap eder. Sıkıntı da bu cinstendir. Sıkıntı bu, bu cinstendir. Şimdi ben Sıkıntıyı dört kategoride hepsini herhalde yetişemem. Şu anda 40 tane madde var. 55 taneden 40'a düşürdüm. Ayıklayayım ayıklayayım dedim ama yani ikinden beri ayıklıyorum. 15 tane düşürebildim. Fakat biraz okuman biraz bunu bitirmek zor. Fakat ana temayı şu. İnsan çalışan bir fabrikadır. Bir saray gibidir. Enkazları olacaktır. Bir yerde hizmet oluyorsa orada kavga gürültü olacak. Neye benziyor? Bir yerde faaliyet varsa toz duman olacak. Araba gidiyorsa toz duman olacak yani. Şimdi insan iç aleminden bahsediyor sıkıntının çeşidi. Belki bunu tıpta bulamazsınız. Şu anlattığımı o tıptaki şeyleri de bildiğim için söylüyorum. Öyle tüfelisi değilim. Senelerce uğraştığımı biliyorsunuz. Tıptaki sıkıntıyı da biliyor. Ne şey yapıyorlar? İşte yani vesaire. Şimdi dört kategori dedir iç alemde sıkıntının kaynağı. İç alemden bahsedeceğim ama soğan kabuğu gibi düşünün, düşünün. İç alemde bir ilk önce akıl var. Tamam? Nurullah. Akıl var. Akıldan daha içeri yani gömlek siz muhatap olduğunuz gömlektir. Bir de atletim var. Bir de bedenim var. Bir de hayatım var deyip. Bir de aklım var, daha içeri vicdanım var, kalbim var, ruhum var. Aynı onun gibi iç alemdeyiz. İç alemin en dış tarafı akıl. Sonra vicdan, sonra kalp, sonra ruh. Bunların dördünün de farklı işlevi var. Farklı işlevi var. İşlemediği zaman bize yansıyana sıkıntı diyoruz. İşlevsizlik. Ya vazife yapmamıştır veya yanlış yapmıştır. Bize haber veriyor. Arabanın harareti gibi. Ama dört önünde farklı saha var, farklı sağdır. Ama aynı zannediyoruz o sıkıntıyı. Şimdi onu tanımlayayım. İç alemdeki akıl, eğer biz haramları terk etmesek, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kafamıza ve ruhumuza, kalbimize yaralar açar. Sonra ne olur? Zi, lisanen zikrine kalben ubudiyetin halel veriyor. O zaman nefret kendini uzaklaştırıyor. Demek ki birincisi okuyacağım bunları tek tek. Akılda nasıl oluyor? Risaledeki cümleler. Akılda, kalpte, vicdanda nasıl oluyor? Şimdi akılda e, fikir var kafada. O fikir, ifrat tefriti var. O dağıtmayayım doğru işlemezse veya yapması gerekeni yapmasa sıkıntı oluyor. Onun adı vehimdir. İntihar etmek, intiharı düşünmek, başka intiharı düşünmek, suizan, gıybet etmek, şüphe, tereddüt, galiba gibi şüphe ima eden bak. En azından suizan, intiharı düşünmek, ben iyi değilim rast gelenin insanın sözünü dinlemek insanı akıl cihetiyle vehim yaptırır. Aklın sıkıntısı vehimdir. Kaynağını da söyledim. Vehim haramları işlemekten geliyor. Bir de bir kadının bir kocası olur. Bir kafanın bir akıl hocası olur. Talim değil ki bu. Fizik, kimya gibi değil. Aklın hocası tevhidi kıble edeceksin. Birisinin arkasına geçeceksin. Her kafadan, her kafadan çıkan sözü dinlemeyeceksin. Kulak vermeyeceksin. Ta ki vehmin düşünce bozukluğun olmasın. Vehim neydi? Var olanı yok saymak veya yoku var etmek. Düşünce. İyi değilim. Kim söyledi? Ben. Kötüyü imal eden kim ben? Ondan kaçmaya çalışan kim? Gene ben. Benden bana. Demek ki birinci sıkıntının sebebi akıldır. Vehimi, vehim sıkıntını kendisidir. Vehim. Onun adı düşünseldir. Nedir o? Bir daha söylüyorum. Ya doğru yapmamaktan veya yanlış yapmaktan. Mesela nasıl olur? Hiçbir şey yapmadın, namazı kılmadın. Kalbin sıkılacaktır. Yani başka bir şey yapmadın. Yani yapmamaktan gibi. Demek ki birinci sıkıntı intiharı düşündüren, intihar, suizan, gıybet, şüphe akıldadır. O dışarıya çıktığı zaman onun adı sıkıntıdır. Bu sıkıntının adına da plakasını koymuş 0606 diyorsun ama hangi arabadır ya? Yani? Demek ki bu sıkıntı bihmidir. Çaresi nedir? Haramları terk edeceksin bir dolara girmeyeceksin. Böyle sağlarsan sağlanırsın. Bir şansın yok bunu Kim kimseye, kimseye eyvallahı yok bunu. Milyonlarca dolar harcayacak film yapacaklar. Sizin önünüze cep telefonuna arabada gelene kadar dinleyeceksin o filmleri bedava. Adam milyon dolar harcamış. Ne karı var? Hiç düşündün mü ne karı var? Seni iç, işten çökertmedikçe onun karı yok ya. adam peşin para derdi yok ki. Adam gazete parası, gazete kağıdı paraya, Amerika'nın para gazete basar gibi. Kaşılığı yok ki. Gazete kağıdını basıyor dolar oluyor. Kaşılığı yok ki adamın. E bu filmi yapıyor. Niye yapıyor? Kafana ver. Demek ki akıl kafadaki sıkıntı vehimdir. Vehim de işlediğimiz aramlardan kaynaklanıyor. Sorusu olan hemen burada sorabilir. Ben gidiyorum şimdi ikinciye giriyor. Abi burada doğru yanlış düşünmek İfrat tefrit gibi mi yoksa her gibi mi? Yok. ifrat tefrit. Ama şey olmasın diye belki yeniler var. İfrat tefrit. Yani bir şeyin bir aşırısı var. Bir nötürü var. Bir de ikisinin ortası var. Mesela odadan çıkmamak hep böyle. Tefrit. Hep dışarıda. Hep hücum etmek hep ona buna saldırmak. Bu da ifrat gibi. Vasatı nedir? Konuşulması, bulunulması gerektiği yerde, gerektiği kadar durmak. Bu vasat. Demek ki sorun ya Demek ki sıkıntının birinci kategorisi akıldadır. İkincisi dışarıdan içeriye giriyorum, vicdandadır. Aa onun adı da sıkıntı ama bak altyapısı çok farklı. Orada histir hisler var. Hisler böyle fikirler fikirlerle durdurulamaz. Fikirlerle durdurulamaz. Dozer gibi düşünün. Gor 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 dozer gidiyor. Sen elle tutsan dozeri tutabilir misin? Fikirle hissi tutmak da böyle. Vicdan kiz. Peki orada e, hisler nasıl ifrat tefrite vardı da sıkıntı imal etti? Vicdansız diyoruz ya. Sebebi şudur. El hubbu filla vel buzu filla. Allah için dost ve düşman edilmemekten ve ibadet ve zikri yapmamaktan oluyor. Yapmamaktan çıkıyor. Mesela siz nasıl anlarsınız bunu? Sizin anlayacağınız dili, bizim anlayacağımız dili söyleyeyim. Dilimiz aynı. Namazı kılıyor. Yatsın namazı, namazı kılan için söylüyorum, alışan bir ruh için. Yatsın namazını girdi, kılmakla. Kılmıyorsun, uzatıyorsun. Sıkıntı oluyor mu olmuyor? Ha, bunun gibi işte. Sen namazı kıldın aldı. Geç kılarken yani geçe bıraktın. Bırak bırak bak sıkıntı. Uf. Veya avami lisanla yapayım. Hastanede nöbet bekliyorsun. Of hala sıram gelmiyor. Of. Ya tamam gelecek ben bunda şeyim. Ne kadar fikir üretsen durduramıyorsun. Demek ki vicdandaki el hubbu filla ve el buzu filla dostumuzu düşmanımızı dine göre yapacağız. Bir de evrat ve eskar ubudiyeti yapacağız. Yapmamakla vicdanda his çıkıyor. Ya ifrata taşıyor ya tefrite taşıyor. Ya seni odadan çıkartmıyor böyle. Böyle <laughs> içeride bu tefrit veya hep dışarıda. Bipolar bozukluğu buna derler. Bipolar ne? Bir ay dışarıda girmiyor. Eve girmiyor. Veya bir, bir ay içeride odadan çıkmıyor. Şizofreni değil bu. Bunu Allah için dost ve düşman yapacağız. Seçime dahil her şeyde tuvalete bile cehaletle giremezsin. Siyasi liderine kadar seçmekken seçerken tuvaleti giderken ayakkabı nasıl girer diyeceksin? Mesela gece balkonda çay içiyorsun. Çayın bir kalmış atamazsın. Sıcak su yatmayın diyor. Misal veriyorum yani. Yani cehaletle bu dünyada yaşayamazsın. Banyoda işemeyin diyor Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam. Niye vesvese hastası olursunuz? Diyor. Ne alakası var? Anlamasın sen ama anlayacağın taraf şu. Ya orada Erva kabise var ya. Ustad 240 aldı. Ben bunu söylediğim zaman benim adım 15 sene önce cinci çıkmıştı. Niye? En büyük cinci Cenab-ı Cini bir kere yaratmış. Kur'an'a sure koymuş. Ustad da demiş ki görüşmek istersen diyor 29 sözle şu ayete müracaat et diyor. Ne Niçin dediler biliyor musun? Dediğim şu. Ustadın dediğini söylemek ha suç ya. Yani. 246 sözler kitap okuyan insanlarsınız. Diyor ki insanların sıkıntısının sebebi. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden erva habise ve mevadi şerif. İnsanlara fıtratını bozan, fıtratını bozan mesela kanser, azaymır. Ne böyle bedensel, cismani hastalıklar. insanı fıtratını bozuyor. Vücuda soktuğumuz şeyle. Mesela asitlik içecekler. Çünkü onu tanımıyor. Vesaire. İnsanın fıtratını bozan. Yanlış yollara sevk eden. Yani düşünce itibariyle sana bir tuhaf şeylere götürüyorsun. İntihara götürüyor, cama yaklaştırmıyor, su izah ettiriyor diyor da diyor. Bunlar iç alemde, iç alemde bunları yapabiliyor. Sebebi uzatmayayım. İbadet ve zikri yapmasak, yani doğru yaşamasak, ibadet derken namaz oruçtan sipası etmiyor. Tuvalete adabını bil, banyo adabını bil, temizlik adabını öğren. Özel hayatını öğren. Ayakapla eve girme. Ayakapla tükürenler, köpekli testleri, pislikleri var. Ayakkabıyla binanın dairenin içine girme. Ayakkabını dışarıya bırak. Besmele ile sağ ayaklarını gir. Sonra Bismillah ile ayakkabını koy. Çünkü oraya yapışan erva habise var oraya sokuyorsun. Demek ki vicdandaki sıkıntısı doğru yaşamamaktan ibadet ve zikir yapmamaktan başka dostu düşmanı kendimizi göre yapmaktan Allah'a göre yapmamaktan tamam burada soru soran var mı İkinci kategori söyledik ama hepsinin adı sıkıntı akıldaki sıkıntı vehimdi vicdandaki sıkıntı histi tamam şimdi üçe giriyor Kalbe. sonra tek tek bunlarla alakalı Risale'den cümleler okuyacağım. Alt yapayım, yapayım ki anlama anlama kolay olsun. Yoksa her paragrafta izah yaptım. Kalpteki sıkıntı ise suya ahlaktan. Suya ahlaktan yani ahlakını düzeltmemekten, ahlaksız olmaktan kaynaklanıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde dedi ki ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim. Öyle mi dedi? Ya demedi değil mi? Aslında öyle demesi lazım. Ve Kur'an'da güzel ahlak hakkında ona ne diyor? Mealen bil hatırlayınız hatırlayanınız var mı peygamberimiz için? Senin ahlakın. Hulukul Kur'an. Sen muhakkak en güzel bir ahlak üzerine yaratıldın. Kalp. Kalpte ahlaksızlık olursa, onun sebebini de söyleyeceğim. Ahlaksızlık olursa, Orada vesvese olur. Kafada vehim olur dedim. Ey kitap okuyan nur talebeleri. Kardeşlerim. Kafada vehim olur. Karıştırma vehimle vesveseyi. Vehim. Kafada olur. His. Vicdanda olur. Vesvese. Kalpte olur. Kapte. Niçin olur? Suyu ahlaktan. Fiil nedir? Mübikat-ı sebadır. Kat, zina, içki, kumar, hukuku valideyn, müminler arasındaki bağ kesmek. Ondan sonra başka neydi? Yedi tane. Yalancı ettik. Başka e, zina dedik. Kat, zina, kumar, hukuku valideyn, yalancı ettik. Vidalara taraftar bir de içki. İçki. işte o yalancı şahadetlik o. Bu ahlakı temelden bozar. Duman eder. Demek ki kapte sıkıntı vesvese edir. Vesvese de ahlaksızlıklandır. Ahlak da işte yedi tane kebairden barla da geçiyor. Ha? Oradan kaynaklı. Vesvese ile vehim ayırdık bak şimdi. Yoksa oğlum bina okur, döner döner bina okur. Öyle güzelce ne böyle tasdif etmesen, küllate okursun da okursun. 50 defa da okursan, tasdif etmesen, kural sistemli böyle, nizamlı okumasan, olmuyor. Gazete gibi okumayın diyor ustam. Diyelim ki beyim aklidir, hissi vicdanidir ve sese kalbidir. Gelelim ruha, ruhtaki sor. O dima haritasında Bunayı şeytanın adlı vesveseyi kalp kabul etmiyor dimaga <laughs> hayır böyle tasavura gönderiyor ya. Yani. Evet. Bu ahlaksızlık direkt kalbin içinde mi alıyor? Evet mesela diyelim ki şeytan akılla uğraşmaz. Şeytanın derdi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bilmiyordum. Epey sonra öğrendim. Şeytanın derdi günah işlettirmek değil. Ne için ne içinmiş abi? Ha ye, günah işlettirerek ümitsizliğe atmak. Günahın günahı yeistir. Yeis ruhun kanseridir. Seretandır. Adamın ruhu kanser. Bedeni sağlam olsa ne olur? Ruhun kanserliğine baktım Allah Allah. Ruh nasıl kanser olur? Mesela oruç tutmayan aynı samet olamadı diyor. Yani İslami esasları yapmamaktan ve Cenab-ı Hakk'ın zatına ayna olamıyorsun, ondan da ruh sıkıntısı olur. Mesela o zaman Ramazan orucu tutmayınca aynayı sametten düşüyor. Oruç. İnsanlıktan düşünce ruh, ruh, sıkıntısı da oradan geliyor. Ruh sıkıntısı olunca bizi nereye atıyor biliyor musun? Sistem nereye atıyor? Sistem. Sistem nereye atıyor? Ruhta yedi tane Risale'ni okuyan kardeşlerim. Yedi tane sıfat var ruhun temel çok var da temel yapı. ...şefkati mukadese... 288 mektubattan söylüyor. Şefkat-ı sonra Muhabbet-i Müneze sonra şefk mukadese... sonra, sonra, sonra sevk mukadese... sonra hayır Şefk lezzet mukadese... sonra Memnuniyet şey, ifti, memnuniyet mukadese, Mukaddese iftihar-ı Mukaddese. Yani şefkat, muhabbet, sevk ve şefkleri lezzeti, lezzet kutsidir, zevk bedenseldir. İhtiyar birbirimizden ihtiyar edemiyoruz. Mesela tasip yapıp cemaat yani küfre karşı tasip yapacağız tabii. Müslümanlara karşı tasip yapmak, cemaatine ve meşrebini esas alıp diğerlerini butlan demek bu hastalıktan geliyor. Ne ruhsal hastalıktır o şefka, şey muhabbet münezzehesi yok. Muhabbet ruh, ruhsaldır. Muhabbet bak oradadır. Uvet aklidir. Hasta mesela tembellik temellik için usta diyor ki ruhsal hastalıktır diyor. Böylelikle dört tane sıkıntının kaynağını çözümünü de söyledim kendi gücümce. Şimdi buradan okuyacağım. İlk önce akılla alakalı kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane Risale'den cümle var. Ben bundan iki tanesini, üç tanesini okuyayım. Hepsinden, vicdandan da iki üç tane ta ki kalbe kalsın. Mesela akılda niye sıkıntı olur? Yani vehim, vehim. Arkadaşlar şu anda fırtına gibi darmadağın etmiş Müslümanları var ya ahır zaman fitnesi vehmidir. Vehmi. Ölüm korkusu hayatı bakiye esas almaktan oluyor. Mesela ölüm korkusu nereden geliyor? Hayatı baki, yani dünyayı baki zannetme. Hayat perestlikten, dünya perestlikten onlar gibi yaşıyoruz abiler. Onlar gibi giyiniyoruz. Onlar gibi yiyip içiyoruz. Onlar gibi traş oluyoruz. Onlar gibi çocuklarımızı mektebe acaba çocuğum ne olacak? Bu mektepte nasıl bunu Mektebi, okulu putlaştırdık. Onlar gibi yaşıyoruz. Fark zannediyoruz ki sif düşüncede. Düşünceyi ne yapacaksın ya? Eylemde de gözükmesini istiyor Allah. Allah tesettür istemiyor mu? İstiyor. Allah için tesettür olur mu gizliye? Diyor ki odadan dahi banyoda dahi olsa tesettürüne riayet et. Niye? Çünkü Cemil ismi, Cemal ismi bunu iktiza ediyor. Ne olacak diyor. Ya anlamayız biz. Odada kimler olduğunu biliyor musun? O bir latif. Latif nükleerden ders yapmıştım. Rufu mukatta şu latif zannettiğimiz hava. Haflerle örülmüş. Ruhanilerle doludur. Saldırılar oluyor. Yani tamam. Mesela banyoda. Ya kim var? Kıbleye karşı durup yıkanma. Orada işeme. Tuvalette sümkürülme. Özel şeylerini atma. Ya kuralla yaşadın mı? Kural gibi. Kral gibi adam olursun. Kuralına göre savaşıyorlar. Allah diyor ki bak şeytan benim düşmanımdır. Biliyor musunuz? Sizin de düşmanınızdır. Diyor. Tamam. Şimdi akıl okuyorum. Bak. Kim hayatı baki ciddi müteveci ise, kim hayatı bakiyeye ciddi müteveci ise akılda vehim nasıl oluyor? Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı da olsa dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoşgörü tahammül eder. Sözler 39. Vehmi ortadan kaldıran cümle bak bir tanesi bu. Nasıl o yapacağız? Ne diyor burada bu manada? Dünyada benim başıma geçen şöyle bir şey anlatayım da ondan sonra. Polatya 91-92'de gitmiştik. Polatya. Burası da iki sene mi oldu? Bir sene olacak abi. Bir sene mi? Ha bir sene olacakmış. Ben bir dershaneye Anadolu'ya Rüşt abi gönderirken arabamın arkasında battaniye yastıkla dolaşırdım. Arabada yatardım. Gitmediğim ilçe, köy, cenaze, düğün, cuma, bayram hep böyle giderdim. Bir böyle sağlam gördüğüm yerde kanaat ederdim. Orada bir oluşum almaya da böyle yapıyor şöyle bakıyordum arkadaşlar. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Ben 10 sene sonrayı o şehri görüyordum. 10 sene sonra şimdi ekilen tohumların meyve vermesini görüyordum. 10 sene sonra yaşlandığım zaman bu şehre ilçeye geldiğim zaman ekilen tohumların meyvesini görünce of be iyi ki yapmışım. O zevki hayalen fikren yaşıyordum. 10 sene işte o gün işte öyle gayret ediyordu. Şimdi de öyleyim. Bazılar diyor ki nasıl heyecanlısın? 10 sene sonraya göre çalışıyorum. Peki ne alakası var bu konumuzda? Diyor ki kim hayatı baki müteveci ise yani dünyadaki olayları haram yapamam, yiyemem, faize gidemem. Bu şöyledir gidemem, haktır, hukuktur, ayıptır, günahtır derse. bunlar niye yapıyorsun? Neye göre? Ahirete iman olduğu için yapıyorsun sen. Diyor ki dünyevi sıkıntıları da ahireti esas alırsan o sıkıntıların yani şu dünyadaki sıkıntıların orada sihat olduğun orası için ben sıkıntı çektiğimi düşünürsen sıkıntı sıkıntı olmaktan çıkar basamak olur. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Ha o son bak diyor ki kim hayatı baki ise ahirete imanı esas alırsa, ahireti buraya getirirse, mühengli nokta. Ben bunu yapamam, Yiyemem... Bu sıkıntı neymiş ki? Allah Allah, olur mu olmaz mı? bunlar hepsini çünkü ahiret var. Ahireti esas alıp imanı bil, ahiret artarsa o merkezde olayları bura, burada yorumluyorsun. Yani bu merkezin malzemesiyle yoruyorsun. O sonuca göre o hiçbir şey değil. Demek ki biz dünyada sıkılmamızın sebebi <laughs> ahireti dünyada ölçü yapamamaktan, yapmamaktan geliyor. Bak diyor ki kim hayatı baki ciddi müteveci ise dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı da olsa dayanamıyorum kanserim. Ol. Ne olacak ki? Ölmeyecek miydin yani? Ölüm korkusundan ölmek istiyor. Şu mantıksızlığa bak. Ölüm korkusundan ölmek istiyor. Kanser oldu. Korkuyorum intihar edeceğim. Niye edeceksin? Ölüm korkusu. Eee ölüm korkusu. E sen hani ölüm korkusundan intihar ediyorsun peki? Korktuğundan kaçman gerekmiyor muydu? Korkunla gidiyorsun. Yani sinetlerin ısınmasından böyle uğraşıyorsun. Orada canavar geliyor. Hiç da değil. Demek ki imanı bil ahiret eve ustat diyor. Eve hakim yaparsak Evdeki kavga da biter. Ölçüyü orayı yapmamaktan geliyor. Hayat perest, dünya perest olduğumuzdan ölümden korkuyoruz. Allah Kur'an'da diyor ki savaşa niye gitmezler? Hayat perest olduklarından dünyayı hubbu hayat. Hayat perest dünyayı sevdiklerinden cihada gitmezler, hizmet etmezler. Hayat perest onlar gibi çalışıp ee, yu yu yu, daireden daire, paradan paraya hizmet birileri yapar canım. Ölçü yapmamaktan geliyor. Şimdi ben bunu birincisi bir tane akıl için okudum. 12 taneydi. Bir tane okuyayım. Çok uzattığım için düşürüyorum. Demek ki akıldaki vehmin sebebi olayları tanımlayamay tanımlayamıyoruz. Yani bu nedir? Ahirete göre nedir? Dünyaya göre nedir? Bak adam namaz kılmıyor. Ruh nedir? Kanserdir. Ustad Utmey Şahmed'e söylüyor. Ubudiyeti. Bırak Ruhu kanserdir. Cesedi sağlam olsa ne olur? Şimdi sana söylüyorum ey Müslüman. Senin cesedin kanser. Ruhun sağlam. Namaz var. Oruç var. Tesettür var. Zekatın var. Cihadın var. Dersin var. Ne istiyorsun? Ruhun tamam sağlam. Yani ben bunu söylerken tuzum kuru değil ki. Ben de öleceğim. Namertim dört gözüyle şey yap beklemiyorsam. Ne olacak ki? Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Hizmetten başka bu dünyada bizi tutan yok ki. Ne yapacağım ya? Bu kadar yaşamışım 60 sene. 60 senede yaşasam ne değişecek ya? El alemin hayatını mı seyredeceğim ya? Hizmet yoksa bir düşünsenize hayatınızda. Hizmet yok. Namaz yok. Oruç yok. Derse gitmek yok. Tam da niye yaşıyorsun? Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak da olur? Tuvaleti boşalt. yatağa işe veya okula. Dikdörtgen çizdiğin hayatını öldür. Yaşasan ne olur? 500 sene. 500 sene yaşasan ne olur? 500 sene çınar gibi yaşamaktansa bir saat insan yaşa ya. Ne olacak ya? La inanmıyor muyuz burası zindani dünya olduğunu? Ahiretin cennet bahçeleri olduğunu? Hizmetine kabil tabii? Hizmet varsa yaşa kardeş. Tedbirini al. Hayatını zehre çevirme. Hasta olmayayım diye hasta olma. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var. O ilacı böyle. Bırak ya. Bırak biraz teslim olsun ya. Bırak Allah var ya Var değil mi Allah? İki. Vicdandaki his. 7. madde okuyayım. 40 40 tane 41 tane şey var dedim ya 55'ten düşürdüm. Okuyayım. Diyor ki me mezara karşı insan korkuyor. Hastalara için söylüyor. Kanserim korkuyor. Sebebi kanserden korkmuyor. Aslında kanserin sonucu olan ölümden korkuyor. Ölümü kabul et. Çünkü niye? Ölüm nedir? Ölüm sıkıntılı, dağdağlı dağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp vusatlı, geniş, sururlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazariyettir. Mektubat 8. Ölüm buymuş. Sen nasıl yorum, biz ben nasıl yorumluyorum? Mevt, bak mevt neymiş? Sıkıntılı dünya, dağdağlı dünya, zelzele ya. Her an kafamıza bu tablo çökmez mi? Zelzeleli. Dünya zindanından çıkarıp Dünya zindanmış. Zindanı dünyadan bostanı cinana çıkartan diyor. Bu çıkarıp vusatlı, geniş, sururlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazariyettir. Ha, ustad başka yerde diyor ki arkadaşlar, kardeşlerim toprak mezar değil diyor. O suret o bir şey değil. Esas kanuniyetini söylüyor. O toprağa girmekten korkma. Ne korkuyorsun? Ben şimdi hayalim hakikaten istikbalden Kabrime girdim diyor. Şimdi hayalim. İstikbalde hakikaten kabrime girdim. Kabire girmiş. Neresiymiş biliyor musun? O etmez toprak. Kabir kalpmiş. Kabri kalp. Kabir kalp. Kabir burası kalptir. Tabuta girmekten korkuyor da ta tahtalı tabut. Tabuta burasın diyor 17. sözde. Zaman hazır tabutuna bindim diyor. Kafa. Şimdi mezarın dört tane sıfatı var. Mezara girmekten korkuyor ya. Soğuktur dardır, karanlıktır, kimsesizdir. Peki bu sıfatlar bir araya gelince adı nedir onun? Kabirdir. Şimdi söylüyorum. Bu asın insanları yalnız değil mi? Kafaları sipsiyah değil mi? Yalnızlaştırılmamış mı? Yani fıtratları, istidatları kışta çekirdek büyümemiş gibi ruhları ölmemiş mi? Cesetleri sağlam. E kabir. Kabir, kabir. Bugün Mehmet kardeş de bir geliyoruz buraya dershane adam genç ha öyle dinamik öyle yaşlı da değil yoldan karşıdan karşı geçiyor burada değil ki Leylimle bakıyoruz adam hiç yalnızlaştırmış kap kara bir kafanın içinde bunu bilmek kerametti ki kafanın için gayet seyrediyoruz Ka İşte bu orası tabut tabut ya demek ki bu histir. Yani zahire muptela olan insan hisleri böyle sıkıntı yapar. Demek ki mezarlık neymiş abiler? Kalptir. Tabut neymiş? Kafadır. O tahtadandır tabut. Bu kemiktendir. Oradan bir şekilde çıkarsın çividen ama buradan çıkamazsın. Tabutun ne kadar şer olduğunu göstereyim. İntiharı çözüm gören sıkıntı kafada. İntihar çözüm ise sıkıntı nedir? Yani bakın çözümü sintiyarsa kendisi nedir? Ne kadar deşet olduğunu anlıyor musun? Aa tabut bu. Ya. Şimdi kalpteki sıkıntıdan konuşalım. İki numaradan Kader iman sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hifet Bak, kader'e iman sıkıntı vermediği gibi men amene bil kader emine minel keder. Niaysız bir hifet of be diyorsun. Ya bırak da gemiye ya. Bazı insanları görüyorum. Baştan tırnağından kafasına kadası hep problem etmiş ya. Her şey problem ya. Asansörü bilmekten problem. Yürümekten problem. Yoldan karşıdan karşıya problem. Evde şey problem. Bu bana dokunur mu diye problem hastalığı hastalık yapmış hasta değil ki hasta olmuş. Hastalık hastası. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var. Ya biraz kadere iman et ya. Men amene bil kader. Emin emin keder. Kadere iman etmek sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hafiflik. Yani yükü gemiye bırakmak. Bir rahatlık ve revhu reyhanı veren. Emnü temin eden bir surur bir nur veriyor. 471 sözler. Yani ne veriyormuş kader imanet? Bir, nihayetsiz hafif. Sen seni taşımıyorsun. Yükünü bırakıyorsun. Kader yok mu kardeşim kader? Var değil mi? Kader karar verse, ihtiyar verse şu susar. Ya nasıl bir hafiflik? Üzerine sırtımızdaki tonlarca yük kalkıyor. Kader kardeşim ya. Kader niye iman esasına girmiş? Beş tane iman esasına iman edebilene Allah'ın dünyada verdiği muacel mükafattır kadere iman edebilmek. Onun için kaderi inkar ediyorlar. Bırak sınır cehennemi yaşıyorlar. Allah mükafatıdır yani kadere iman etmek. Beş tane iman esasına iman edebilene Allah'ın muacel dünyada hususu kurduğu cennetine girmektir. Kadere iman etmek. Beş tane imandan sonra olur. Ahmet-i ve melaiketi ve kütübü ve resulü ve liyom Sonra o beşten sonradır. Demek ki bir hafiflik veriyor. Kadir İman aç abi. Benim arkamdakini de aç. Her tarafa aç, her tarafa ateş gibi zannediyoruz. Ama her taraf ne ateş gibi biliyor musun? Tahmin et. Çay vermediniz bana. Bir rahatlık veriyor. Bir de revhu revhu Reyhanı veriyor. Ne demek rev, revhu reyhan. Ne demek abiler? Bak abiler size bir şey söyleyeyim. Çok tuhafınıza gidecek. İnkışaf eden bir ruh için Allah'a iman ediyor ya. İlk defa duyacaksınız ama zannediyor. Allah'a iman eden veya peygambere, Kur'an'a o altı tane iman esasına edebilen de çok tuhaf aklınızda kafada bir rahatlık olur ya. Ruhta bir genişlik olur. Şaşıracaksın şimdi. Sanki ahiretin, peygamberin, Kur'an'ın kokusunu alıyor gibi o koku insanı rahatlatır ya. Kokudan oluşan rehu revanı rahatlama getiriyor. Ben diyor, peygamber aleyhissalatü vesselam ne kokarmış? Gül. Yani koku bir dalga boyutur. Koku hakkında 5-6 tane saat dersim var. 5-6 tane dersi olanın en az en az 30-40 saat vermiştir buna. Hem eğillerine vazife verdim, koku hakkında bilgi verdim. Aynı megahertz gibi, radyo televizyon dalgası gibi kokunun da dalga boyu vardır. Bir daha söylüyorum. Allah'a iman eden bazen koku alır. Bazen ses olmamakla beraber ses duyar. Duyar. Evet. O frekansa girer, senin duymadığını duyarsın. Bir de Allah Allah, peygamberin kokusunu alırsın. Nasıl oluyor? O frekansa girdiğimiz zaman mekan kalkıyor. Çok tuhaf. İman esasları koku, sanki dokunmuş gibi böyle. Dokunma duygusu görme duygusu, koklama, işitme. Hani bazen şöyle diyeyim. Şu anda normalsınız. Ben biraz yemeği tasvir edeyim. Kebaplardır, imam bayıldı, müftü şaşırıldı, müezzin yayıldı. Acıkma mı olmaz mı? Mideniz bak çalıştı. Bak mesela yemeği tasvir etsem hayalinize. Burnunuz değişir. Mideniz değişir. İştahınız değişir. iştah kazibe olur mu olmaz mı? Anlatsam bir kebap bir şey Ahmet. Kokusunu alır gibi olur musun olmaz mısın? Onlar kokuyor lan şey. Bazısı çok aç kafayı yemiş. Lan binaya girdiği zaman şu dairede şu kokuyor. Şu dairede şu kokuyor. Şu katta şu kokuyor. Tamam biz biraz geçiyoruz bize. Bir sekiz buçuk bir de dört beş. Beşten yiyoruz. Binaya gelirken inan şu katta patates pişiyor. Şu, şu katta taze, taze fasulye pişiyor. Şurada patlıcan kızartıyorlar. Hele yedi mahalle ileriden balığın kokusunu alır. Yedi mahalle. Yani bu Latifeyi niye yapıyorum biliyor musunuz? İmanın da kokusu var. Her koku kendi cinsindendir. Palamutun kokusuyla, patlıcanın kokusu farklıdır. Çocuğun kokusuyla, babanın annenin kokusu kokul farklıdır. İman esasları kokar. İman esasları ses olur, sessiz. Tat olur, dokunma olur. Tat olur, taat. Allah'a iman. Koku olur. Tat olur. Ses olur. Nasıl olur? Frekans olur işte. Şimdi bunu geçiyorum şimdi. Boşver fazla şey yaptık. Ruha giriyor. 11. maddeye bak diyor Hasan. Yeis, ümitsizlik, dalaleti fikrin sonucudur. Buraya çok sorarlar biliyor musunuz arkadaşlar? Mektuba sözlerde de var, mektubatta da var. Buraya çok sorarlar. Yeis, dalaleti fikrin zulmeti kalp ruh sıkıntısının menba menbaadır. Yani dalaleti fikir, dalalet nedir? <laughs> İbadetsizlikten, yanlış yaşamaktan, yanlış şeyler girmekten değil. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim mağdubu mağdub dalin dallin mağdub dallin mağdub Yahudilik, Dalin, Hristiyanlık. Yani ne var? Ne alakası var? Peygambersizlikten, rehbersizlikten olur. Çünkü fikir yoldur. Sonuç değildir. Fikir yoldur. Tefekkür o yolda giden arabadır. Tefekküre verilen cevap olan huzur ise kamyona yüklenen yüktür. Onun için dalalet fikrin, dalaleti fikrin sonucu yeistir. Yani Peygambersizlikten ki tasavvufta şöyle bir şey var. şehir ee, şehi olmayanın şehi evliyadır. Şeytandır değil mi? Şehi olmayan şehi şeytandır. Rehberi olmayanın rehberi odur. Şadi Shirazi bir şey söylüyor gelin ben demeyeceğim siz tamamlayacaksınız içinizden. Kimin rehberi çakalsa rehberi çakalsa onun burnu onu oraya götürür o burun oraya götürür. Demek ki yeis dalaleti fikrin yani peygambersizlikten, peygamberce düşünememekten, peygamberi aklına ölçü misafir yapmamaktan, peygamber gibi hayata, bütün olaylara yorumlayamamak yöntemsizliğinden ümitsizlik olur. Ondan intihar olur en zordu. 28 defa zehirlenen ustadın talebeleri değil miyiz? Niye intihar etmedi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ve peygamberler ikiye bölünmedi mi? Ağaca girdi. Adamlar ağacı iki kesti. Tekrar mucize oldu. Dirildi. Tekrar sağ yakala derisini üzdüler ya. Ya böyle Yahudi bir lanet bir millet ya. Ya adam ağaca giriyor mucize. iman etmesi gerektiğini gel. Ağacı ikiye kesi getirin dedi şef Ağacın içine girdi. Bir tane de deli bir manyak demiyor. Ulan ağaca nasıl girdi ya bu? İman edelim demiyor bir tane aptallardan. Bir hızar getir keselim diyor. Hızar ke getiriyorlar. Canlı canlı kesiliyor. Sonra iki ayrılı ağacı ayırıyorlar. Adam kalkıyor. Bu sefer onu tutuyorlar. Delisini üzüyorlar. Gene diriliyor. Gene iman etmiyorlar. Eder mi ya? Yahudi iman eder mi ya? o? <laughs> Yeis neymiş? Fikrin rehbersizliğinden. Fikir. Peki zülmeti kalp? Zülmeti kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. Zülmeti kalp. Kalp bağ kaplarsa, kalbin zülmeti neydi? Yedi kebair. Değil mi? Yani suyu ahlak. O zaman olursa, ruhun sıkıntısının menbaıdır. Ruh. Sıkıntısını Ruh sıkıntısını okuyoruz ya. Yani o kalpteki o şeyler, zina, içki. Onlar ne getirir? Ahlaksızlığı getirir. Yani suya ahlak. Mesela öyle bir insan düşün ki namazlar kılsa. Geçimsiz, bağnaz, ölçü yok, kural yok, kayda yok. Alttan alırsın olmaz, üstten alırsın olmaz. Ya nasıl yanaşacağını da bilmiyorsun ya. Adam bir sözünden durmaz. Yalan söyler, ihanet eder. Peygamberimiz demiş değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Munafın kaç tane alameti varmış? Üç. Bir tane başka bir hadiste başka onu da gördüm. Ustad eklemiş. Dört. Bir. Konuştuğu zaman doğru konuşur. Ha, yalan konuşur. Tamam. Sözünde durmaz. Emanete ihanet eder. Bir tane de ustad şey yapmış. Mektubatta geçiyor. He? Tamam onu dedi. Sözünde durmaz. Emanete ihanet eder. Yalan konuşur. Emir Dağı'nda geçiyor. Bir tane de neydi? Bir tane de var. Şiddetli bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. İndir bindir o. Arap uşağı der yani. Arap der. Demek ki ruh sıkıntısı da böyle. Abiler sıkıntının kaynağı dört dedim. Hepsinden birer tane okudum. 41 tane edelim. Okuyamadım. Kaç tane okudum biliyor musunuz? Dört tane. Akıldan bir örnek okudum. Vicdandan bir örnek okudum. Kalpten bir örnek. Ruhtan bir örnek. Keşke böyle hepsini böyle yapabilsek. Allah biliyor sizi kandırırmam ama Allah kandıramam. Ben böyle ders gençliğimde denk gelseydi sürünerek giderdi. Bu ders miydi? Psikoloji miydi? Tedavi dersi miydi? Siz söyleyin. Hepsi. Ya arkadaşlar bu doktorlukta da bulamazsın. Bu doktorun ihtiyacı var ya bunu söyleme. Dört tane sıkıntının kaynağı var. Çözümü de dört tane. Sonra onlar nereden kaynaklanıyor? Onlardan birer tane örnek verelim. Yani bunun hastanelerde yapılacak gelecekti inşallah. Bunun şekilleri de var nurdersi.com'da. Sıkıntı o dört tane böyle yapılmış böyle. Bunlar hastanede anlatılması lazım. Bu bütün Müslüman, Müslümanların değil bütün insanlığın sorunudur. İnsanlık sorunudur. Sıkıntı var ya panik. Ama biraz önce Bipolar bozukluğunu söyledim. Bir ay girmiyor. Eve girmiyor. İfrat. Bir ay evden çıkmıyor. Tefrit. Çıkması gerektiği kadar çıktığı yere, çıkması gereken yere, çıkması gerektiği yere kadar çıkarsa o da vasat. Şizofreni hususi bir dünya. Usta şizofreni demiyor. Ne diyor? Hususi bir dünyası var. Umumi dünyadan ayrı ama umumi dünya ile karıştırıyor. Hususi dünya Esal alıyor. Onun için yaşıyor. Doğrular hep onun içinde. Sonra umumi dünya ile çatışınca ben yanlışım der mi? Demez. Umumi dünya ile hususi dünya çatışınca kısaca bir çözüm bulmuş. Onun adı da yalandır. Yalanın altyapısı böyle. Bunun böyle bir tanımlama, böyle bir lugat böyle bir ifade bulamazsınız. Risale-i Nur'da ancak olur. Yalan kaynağı bu. Hususi dünya ile umumi dünyanın arasında kendince bir çözüm bulmuş. Yalan ondan söylüyor. O için mubah görür. Şey yalanı şey şimdi, Şizofreni söylüyorum. Ne kadar yalancıysa o kadar şizofrenidir. Ne kadar şizofreni ise o kadar yalancıdır. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Kardeşim bu Risale-i Nur dersi ben nasıl başladım biliyor musunuz bu psikoloji veya böyle bakışa? Risale-i Nur bir bahçe gibidir. Ne ararsın? Çiçek toplamak istersen git çiçek topla. Koklama, Meyve almak istersen, arı petek yapmak istersen, o tarlada dere geçiyor, balık tutmak istersen. Yani Risale-i Nur'da ne isterseniz var. Ben şöyle baktım. Madem müceditsin sen, mücedit, asın sıkıntılarına çözüm üretiyorsun. Bu asın en büyük fırtınası psikolojik. Ya bize çözüm bul ya. Bir baktım her şey psikolojiymiş. Bak Risale'de mektubatı okudum bak 477. Yeis dalaleti fikrin zülmeti kalp ruh sıkıntısı menbaadır. Diğerleri hepsi de Nereye bakarsan o. bana, bana olanlar diyor ki. olan bir şey diyeceğiz. Metin okuyor diyor ya. Hakikaten doğru. Dalaleti fikrin. Yani fikir yoldur sonuç değil. Fikir toplaması yaptım. Dalalet de şeydir. dalaletlerinden senin rehberliğini mi kabul etmiyorlar? 25. sözde geçiyor. Onlar onu dalaletlerinden senin rehberliğini mi kabul etmiyorlar ki? sana ittibandan istikaf ediyorlar. Yani bizim aklımız bize yeter diyorlar ki seni rehber almaktan istikaf ediyorlar. Hatırladınız mı? Ya işte demek ki bak psikoloji değil mi? Fikir yöntemdir. Dalalet rehbersizliktir. Olayları yorumlayamamaktan ortaya çıkan bir yola giden adamın haletine yeis denilir. Ne kadar var? Ve ahir en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha teşekkür ediyorum. Hep bunların çaresi nedir? İmanını artırmak. Her şeyin çaresi bu. Arabanız çok iyi. Her şey tamam. Benzin yok. İman kardeşim. İman aklı da ihya ediyor. Kalbi de vicdanı. İman artmadıkça ne bilirsen bil. Bu bildi ne oldu? İman artmadıkça eyleme geçmiyor. Ciddi duymanın bila la ilahe illallah. İmanınız tazel. İman iman. Peki ne yapacağız? İmani dersleri 7. şua, dördüncü şua, eee munacat risaleleri, imani dersler var ya Risale-i Nur'da temeldir. Haşirle alakalı imani dersler okunur, beraber müzakere edilirse bir de haramdan elimizden geldiği kadar böyle kaçarsak o ayet kübra, 7. şua, 29 söz. 29 söz, 30. söz vesaire, 30. lema mükemmel yani. iman iman çaredir. Allah razı olsun. Ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten tamam bunu bildik de nasıl yapacağız bunu? İman olması olmuyor. Sistem bildin ama benzin yok. Araba çok kaliteli ama benzini yok. İman benzin gibidir. İman dolduracağız. İman ders olmadıkça olmaz. Çok zor. İman. Onun için ahir zaman imansızlığın bu teleşuatları, bu sıkıntılar. Zaf iman, eksik iman, sorunlu iman,